Herkese yeniden merhaba. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz daha uygun fiyatlı ürünleri inceleme günü olacak. Çünkü geçen gün Trendyol'da her zaman gibi takılırken. Çünkü yeni sezon başladı. Birazcık işte kazaklarımı yatırım yapsam falan diye düşündüm. Bir baktım. Kocaman bir kozmetik indirim bölümü vardı. Bu arada video kesinlikle ve kesinlikle sponsorlu değil. Kendim buldum. Aldım yani. Şöyle 130 liralık bir alışveriş yaptım. Kargo bedeli 7.60, hatta onda düşersen 123 lira aslında. Totalde 2, 4, 6, 8, 9 ürün almışım. Bunlar neler? İsterseniz hemen onu göstereyim. Yani 130 liraya makyaj challenge gibi bir şey yapacağım şu an. Umarım düzgün olur. Maybelline'in bu ürünü BB kremi 19.48 liraya gelmiş. Essence'in Get Big Lashes maskarası 12.70'e gelmiş. Hayır, çok zor. Tabii ki highlighter da aldım. Onu da söylemeyi unutmuşum. Pastel Sunlight diye böyle 101 numarasını aldım. Highlighter. Hatta bunu söyleyeyim ne kadar. Bu 13.55'e gelmiş. Pastelin bronzer'ı ne kadara gelmiş. Bu da 12.70'e gelmiş. 71 hatta. Not'un farı 11 lira. Essence'in kapatıcısı 11 lira. Harika ötesi. Essence'in kalemi 8 lira 39 kuruş. Avon'un göz kalemi 5.92 titriydi. Yani bayağı başarılı. Gloss ise 8 liraya gelmiş. Bayağı uyguna bir alışveriş yapmışım anladığım kadarıyla. Bunların hepsi bile totalde 123 lira tutmuş. Kargo dışında. Kargo ile beraber 130 lira. Buna rağmen biraz fazlalar fark ettiğiniz gibi. Aslında alabileceğimiz minimum harcayabileceğimiz minimum seviyeyi anlamaya çalıştım ben. Hani her şeyimin olmasını istediğim opsiyonda ne kadar harcarım dedim. Bundan işte diğer değişik gereklilikleri çıkardım. Mesela işte kaş yok bunda. Kaş her zaman biraz daha başlangıç için zor bir seviye çünkü. O yüzden kaşı eklemedim. Birkaç şey daha eklemedim. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ben öncelikle tabii ki ciltle başlayacağım. Yani BB kremi uygulayacağım. Fırçalarımı da olabildiğince bu arada uygun fiyatı seçtim ama tabii ki fırçaları buna dahil etsem bütçe çok artardı. Çünkü herkesin hani fırçada tercih ettiği şey biraz daha farklı. Ben de işte AliExpress fırçalarımı getirdim, Miniso fırçalarımı getirdim. Ne bulabilirsem uygun fiyatla onu getirdim. Bu arada Maybelline'in aldığım rengi benimki 02 Light rengi. Geçtiğimiz günlerde Eclipse'in böyle bir fırçası çıktı. Şeyden aldım ben de bunu. Gratis'ten aldım. 30 liraydı, 32 liraydı bu fırça. Benim en çok sevdiğim fırça tipi bu. Hem işte fondöten uygulayabiliyorsunuz. Hem allık uygulayabiliyorsunuz. Her şeyi bununla yapabiliyorsunuz. O yüzden ben böyle bu fırçayla öncelikle cilt ürünümü uygulayacağım. Özellikle 02 rengini tercih ettim Maybelline'de. Çünkü Maybelline'in renk seçenekleri bazen farklılaşabiliyor. Öyle 03 koyu geliyor, 02 okey geliyor. Yani light rengi. Ben de bunu bronzerla eşitlerim nasıl olsa dedim ve light rengini aldım. Bu arada çok az alıyorum. Uygulamadan da biraz bahsedeyim. Şöyle fırçamda çok az ürün olacak şekilde alıyorum ki yoğun yoğun uygulamayayım. İnce ince eğer sürmem gerekiyorsa kat kat süreyim. Şöyle yarı taraflı olarak görebilirsiniz. Kapatıcılığı kesinlikle yoğun değil. Hatta daha çok az kapatıcı diyebileceğimiz bir ürün ama hani günlük hayatımızda bu kadar kapatıcıya ihtiyaç duymayabiliyoruz bazen. İnce bir ürün sürelim, allığımız işte kapatıcımız otursun diyorsunuz. Çok güzel. Aynı zamanda böyle doğal parlaklığı çok sevdim. Çünkü bu tarz ürünler mat olduğunda rengi özellikle ten renginize çok uymuyorsa genelde bir grileşiyor ya da bir pembeleşiyor falan. Maybelline fondötenlerde özellikle karşıma çıkan şeylerden, sorunlardan biri. Dediği gibi Satin BB Perfecting Beauty Balm şeklinde böyle hydrating, o nem veren hissiyatını beğendim. İlk aşamada gayet güzel gözüküyor. Şimdi diğer tarafı da uygulayalım. Bu arada bunların hani gün içerisinde duruşunu da çekmeye çalışacağım. Bakalım gerçekten güzel olacak mı? Yoksa ilk uygulamada birçok ürün güzel gözüküyor biliyorsunuz. Valla beğendim. Çok doğal bir duruş duruyor cildimde. Çok para para duruyor. Gayet güzel. Şimdi isterseniz kapatıcıya geçelim. Şunu da bir açayım. Bu renk neymiş? 20 numara Matte Scent diye bir biraz koyu mu bana? Evet. Çok az bir koyu. Ama koyu olması daha iyi bence. Çünkü çok açık olursa göz altındaki morlukları kapatmaz. O yüzden tam böyle istediğim aydınlıktan biraz daha koyu olması iyi olur. Parmaklarımla böyle stick bir ürün uyguluyorsam parmaklarımı ısıtıyorum ki cildime tamamıyla otursun. Koyu olduğu için işte bakın direkt kapatıyor ve cildimden çok farklı gözükmüyor. Koyuluktan kastım şu. Normalde işte ben ne oldu? Bunu da 02'de aldım. Light aldım.
Bizim beklentimiz ne? Concealer'ı biraz daha açık almak ki gözaltımı aydınlatabileyim. Ama eğer ten rengimle aynı şey alırsam, yani fondöten rengimin yakınında bir renk alırsam, gördüğünüz gibi gözaltımızı tam kapatabiliyoruz. Ben stick form tercih ettiğim için üstüne pudra almadım. Çünkü bu tarz ürünler pudra ile süper anlaşmıyor. Zaten kendi matlaşma ve kendi cilde oturma özellikleri olduğu için sadece parmaklarımı ısıtıyorum ki kalıp olarak kalmasın. Bunun da yapısı bence kuru gözaltı için mükemmel değil. Ama günlük olarak kullanılabilir bir yapısı var. Şimdi ekstra göz bazı satın almadığım için bunu göz bazı olarak da kullanıyorum. Bu arada süngerle de uygulayabilirsiniz ama açıkçası kapatıcının emin olmadığım bir ürünü direkt süngerle uygulamak istemedim. O yüzden aşağıya parmakla üstte süngerle uyguladım. Bakın anında çizgilenme yaptı. Tek problemi dedim, yani şu an ilk problemi o gözüme çarptı. Şöyle fazlalığı aldım. Gayet güzel, fresh bir cildim oldu. Şimdi cidden devam edelim. Pastel Sunlight ürünü aldım. İlk defa size deniyorum bu arada. Ben özellikle dediğim gibi denemediğim ürünleri tercih ettiğimden. Şimdi bunu direkt fırçasıyla uygulamayacağım. Biraz elimin üstüne alacağım. Çünkü fırçaya çok yoğun gelecektir tahminimce. Yine parmağıma birazını aldım elimin üstünden. Şöyle faster check yapıyorum. Baktınız çok fazla aldınız, hemen süngerle şöyle dağıtabilirsiniz. Sanki cildimin kendi parlaklığıymış gibi. Kaş altıma da uyguluyorum bunu. Göz altımda yalnız çok fena çizgileniyor bu. Bakalım neler olacak. Fazlalığını çizgilendiği zaman direkt fazlalığını alın. Ya da elinizde pudra varsa tabii ki pudra kullanın. Dediğim gibi ben bugün böyle bütçemin olabildiğince sınırlandırıp en basit ihtiyaçlarımızı almaya çalıştım. Hani pudrasız belki olabilir ama işte kapatıcısız olmaz gibi. Direkt süngerden uyguluyorum. Böyle daha güzel oldu. Şimdi pastelin bronzerını aldım. Bu 14 numara olanı Spring Blush 10 diye geçiyor. Çok tatlı bir kabı var zaten. Bunu da H&M'den aldığım 35 liraydı bu da. Sculpting Brush. Bununla biraz fazla tozlanıyor. Dikkat etmek lazım. Diyeceğim ama bu kadar... Neden? Neyse. Demek ki neymiş? Bronzerımız yokmuş. Ama bunun rengi bana koyu olduğu için daha çok yan tarafları uygulayacağım. Ve bakın fazla uyguladığınız zaman, fazla uyguladığınızı hissettiğiniz zaman hemen önce uyguladınız. İşte fondöten fırçasına geçebilirsiniz. İsterseniz süngerle dağıtabilirsiniz. Rengi çok ortada bir renk olduğu için de şöyle geniş geniş uyguluyorum. Daha sonra fırçamla dağıtıyorum. Paranova ışıltısı da çok güzel. Çok güzel bir metalik renk verdi. Bunu da bir önceki fırçama alıyorum ve üstteki renk ile karıştırıyorum. Çünkü bu aşağıdan hafif bir kahverengi yansıması da var. Hoşuma gitti. Tam bir sonbahar makyajı oldu. Okula falan giderken haliyle bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Aslında bunu böyle tam okul makyajı olarak mı acaba söylesem? 130 liraya okul makyajı şeklinde ama bence herkes istediği gibi kullanabilir yani. Bir şeyi, bir makyajı bir şeyle sınırlandırmanın hiçbir mantığı yok. Ben burada sadece bütçeye göre farklı şeyler yapabilirsiniz demek istiyorum. Avon'un bu kalemini alıyorum. Şöyle dediğim gibi hafif morluk bulunduran bir kalem. Arkasında da aslında süngeri var. Bununla yapmayı deneyelim önce. Kendi süngeriyle yapmayı deneyeceğim. Kirpik dibime farı gelişi güzel, yani kalemi çok kalın olmamak koşuluyla sadece kirpik dibime sürüyorum. Ve bunu önce dış köşeye yapıyorum. Yani içe geçmeden önce dışı bir halledin. Bunun ucunda şöyle bir şey var, sivrilik var. Bunu kullanarak bunu eyeliner gibi süreceğim. Ama bu sünger bayağı başarısız bir sünger. O yüzden bunu bırakıyorum. Daha çok güvendiğim başka bir fırçaya geçiyorum. Bu da NYX'in böyle setinden çıkan, özel yılbaşı seti miydi neydi bu? O setten çıkan bir fırça. Küçük bir fırça. Bununla dağıtıyorum bir. Ama biraz önce dağıtmışım, mükemmel olmadı. Bir daha alıyorum. Tam kirpik dibimin bitimine kadar uyguladım kalemi. Kalem bu arada aşırı yumuşak. Çok çok dağılıyor ama dikkat etmeniz lazım. Öbür türlü fırçayı ilk dağıttığınız yerde bir boşluk olabiliyor. Böyle parmağımla da dağıtabilirim biraz. Korkmayın yani. Tek bir kural yok.
taraf ayrıldıktan sonra diğer taraf daha kolay oluyor zaten. Bu fırçamda önceki notun farını alıyorum. Yine aynı fırçam. Ve hafifçe kirpik dibine bunu geçiyorum. Bu sayede bu keten görünüm dediğimiz şeyi desteklemiş oluyor. Yani gözlerinizi biraz daha çekik gösterebilirsiniz. Ama göz altınızı iyi kapatmadıysanız bunu yapmayın. Gözaltı kapatıcılığını beğenmediyseniz, ürünü tamamıyla kapatmadıysa, çünkü renk birazdan mora kaçıyor ya, gözaltınızı daha da yorgun gösterebilirsiniz. Bunu sadece böyle gözünü daha çekik göstermek isteyenler için öneriyorum. Highlighter'a yeniden döneceğim. Göz pınarlarımı likit highlighter'la böyle biraz aydınlatacağım. Serçe parmağımı alıyorum. Çok az ürün değdiriyorum çünkü göz pınarı bu kadar likit bir ürünü kaldırabilecek bir yer değil. Sadece aydınlatmasını istiyorum çünkü. Şimdi sıra geldi dudaklara. Bunun için dediğim gibi Essence'in 11 numara Sucker of Grey isimli kalemini kullanacağım. Bu arada bunu çok da yoğun kullanmıyorum. Çünkü bu kadar mor istemiyorum. Sadece dudaklarıma biraz renk versin. Bu tek başına bile biraz tint verdi ama kalem çok yumuşak olmadığı ve dağılmadığı için üstüne gloss uygulayacağım. Bu da Avon'un Color Trendlerinden Angel isimli gloss'u. Umarım güzeldir bu da. Çünkü neredeyse çoğu şeyi beğendim ben burada şu an kullandım. Zor açıldı. Aa, değişik bir ucu var. Bir şey diyeceğim. Aynı Fenty'nin kırmızı likit rujuna benziyor. Çok güzel. Allah'ım. Parlaklığının çok güzel olması peki. Çok tatlı. Cildimi tamamladı, farkındaysanız, gördünüz mü? Cildimin o parlaklığını ve gözümdeki o parlaklığı dudağımla beraber devam ettirdim. Siz istemiyorsanız burada mat bir ruja geçebilirsiniz. İstiyorsanız dudak kreminin tamamını uygulayın. Nasıl isterseniz. Benim için kirpik kıvırma çok önemli. Bunun da hali aksesuar olduğu için bütçeye girmedim. Tavsiyem, kirpik kıvırcınız her zaman bulunsun. Kirpiğinizi kıvırın. Bakın nasıl güzel gözüküyor. Şimdi de bunu uygulayalım. Evet, makyajımız burada bitti vallahi. Çok da güzel oldu bence. Gloss da çok güzel. Yapış yapış değil. Bakın. Hiç öyle yapış yapış hissetmiyorum. Rengi işte dediğim gibi lila. Ama isterseniz siz daha şeftali seçin. Dudak kalemini daha şeftali seçin. Farı şampanya rengi seçin. Siz bilirsiniz. Ama kalemin performansı güzel. BB krem gayet güzel. Güzel valla. Essence'in stick şeyine bayılmadım. Çünkü biraz kuruluklarımı belirginleştirdi. Hani gözaltım o kadar kuru hissetmiyorum. Bir de sabitlemediğim için haliyle sürekli birikiyor. Bunu da ne yapıyorum? Böyle buster check yaparak alıyorum. Ama bak şimdi dokundum mesela, çok kuru hissetmedim orayı. Sen nemli gibi ama görünüşünde biraz kuruluk var gibi. Maskara ise meh yani, hani hiçbir şey yapmadı bana. Ben maskarayı çok sevmedim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz çiçekleri görmek istiyorsanız lütfen yazın. Ben olabildiğince hani eklemeye çalışacağım dediğim gibi, ama daha çok istek alırsa tabii ki bunun için daha fazla emek harcamak gibi bir planım var. Şimdi isterseniz ben yapabilirsem günün kalanında nasıl görünüyor onu çekeceğim. Onu izleyin. Eğer çekemezsem de kendinize iyi bakın falan demişim. Kendinize iyi bakın gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi. Makyajımı şöyle bir göstereyim. Dudak kalemini baştan sürdüm. Kumaşla şaşırdı. Göz kalemine birazcık daha ek yaptım. Bu arada hala burası böyle kalemi sürdüğüm yerler ıslak gibi. Highlighter kurudu. Bazı bölgeler şeyde ilk uyguladığım zaman. Fonteni biraz daha geçtim. Çünkü dışarı çıkacağım yani. O yüzden genel duruş böyle. Kıvanç beğenmedi. Bakışa bak. Son çekimizi yapıyoruz. Yani göz makyajından çok geriye bir şey kalmadı. Ten makyajının aynı şekilde, ama highlighter halen duruyor. Ruj zaten öldü artık.